Dostlar selamlar. Yepyeni bir programda Sports Dijital ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Transfer gecesinde önce benimle olacaksınız. Bana ilk 15 dakikada çok değerli dostum sevgili Salim Manav eşlik edecek. Salim Manav bize son dakika gelişmelerini aktardıktan sonra önce ondan sonra Galatasaray'a Ferhat Kızıltaş'a gideceğiz. Fenerbahçe'ye Sancan Aksu'ya ve Trabzon'a Hasan Tuncel'e gideceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ersin abi. İyi yayınlar diliyorum. Şimdiden güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Sports Digital ailesine de bu imkanı sağladığı için teşekkür ederim. İnşallah güzel bir program olur. Aman nazar değmesin. Son dakikaların var. Gece gece seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı uyumasın diyorum ben. Haberler sende bugün. Malum Galatasaray'da bir yönetim değişikliği oldu. Dursun Ezbek yönetimi koltuğu devraldı Burak Elmas'tan. Bundan dolayı Galatasaray'da bir belirsizlik vardı. Bu belirsizlik sona erdi. Galatasaray bugün çok sıcak saatler yaşadı. Bunu söyleyelim. Yarın ben Galatasaray'da zaten konuşmalar, görüşmeler başladı. Torrent'in sözleşmesinin feshedileceğini düşünüyorum. Torrent'in sözleşmesini feshettikten sonra yönetim Okan Buruk'u pazartesi ya da salı günü açıklayacaktır. Bunun dışında sportif direktör ya da futbol direktörü. Ben futbol direktörü olarak biliyorum. Cenk Ergün göreve başlayacak. Cenk Ergün'e de hayırlı olsun diyelim. Yarın ya da salı günü Cenk Ergün'le ilgili de açıklama yapılır. Bunun dışında Galatasaray'da bayağı sıcak bir gelişme var. Bugün Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Ben bunu Konyaspor yönetimiyle aradım fakat ulaşamadım, teyit edemedim. Bence olması gayet muhtemel bir gelişme. Çünkü Yerli Galatasaray'da stoper yerli stoper kuraldan dolayı hem de Galatasaray'da Marcao'ya Sevilla'dan gelen ciddi bir teklif var. 12 milyon euro bonuslarla 15 milyon euro olacağından bahsediliyor. Bunun dışında Denayer, Galatasaray'ın eski futbolcusu, Galatasaray'da oynamıştı, Lyon'dan ayrıldı. Stoper pozisyonunda oynuyor. Sen zaten daha iyi analiz etmişsindir abi. Denayer'le ilgili gelişmeler yaşanabilir. Özellikle de ben bu transferde Cenk Ergün'ün önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cenk Ergün'ün sıcak bir ilişkisi vardı oyuncuyla. Güzel bir dostlukları var. Bundan dolayı Galatasaray'a Türkiye'den yakın diyebilirim. Bunun dışında bugün haberini de yapmıştım. Belki takip etmişsindir. James Rodriguez menajerler Aman James Rodriguez mi var şeyde? James Rodriguez menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Hatta şimdi isim vermem uygun olmaz. Türkiye yetkilisi birkaç ortamda Galatasaray'a getireceğim ifadesini kullanmış. Kaynaklarım bana öyle söyledi. James Rodriguez ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Zaten sağ olsun Ajans Spor'da da sevgili arkadaşım Burhan Can Terzi ile konuştuğumda haberin olma ihtimalini çok yüksek demişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. James Rodriguez ismi gündemde. James Rodriguez ismi daha yeni gündeme gelmedi. Daha önceden de James ile ilgili çalışmalar vardı. Menajerler tarafından önerildi. Şartlar uygun olursa neden olmasın diyorum. Çünkü bilindiği üzere Ersin abi Fenerbahçe Jorge Jesus'la anlaştı. Özellikle Trabzonspor yerli anlamında önemli takviyeler yaptı. Galatasaray'da bir yönetim değişikliği oldu. Okan Hoca ile ilgili de gelişmelere birazdan geleceğim. Yönetim değişikliği oldu. Yönetim değişikliği olduktan sonra ben yönetimden bu tarz hamleler bekliyorum. Denayer, James Rodriguez gibi transferler bekliyorum. Çünkü gelecek yıl Türkiye Süper Ligi geçtiğimiz sezonki gibi olmayacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş erken havlu atmıştı. İsmail Hoca ile birlikte son düzlükte Fenerbahçe son nefeste yarışa dahil olmuştu. Ben daha iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Teknik direktör konusuna gelince Galatasaray yerli tek bir adayı vardı. Okan Buruk gündemdeydi. Okan Buruk'la ilgili gelişme şu şekilde. Görüşmeler olumlu yönde ilerledi. Anlaşma sağlandı. Hoca Paris'te, sebebi de kardeşimizin rahatsızlığı sebebiyle Paris'teydi. Ondan da güzel haberler geldi. Bunun için çok mutluyum. Allah onu ailesine bağışlasın diyorum. Okan Hoca ile anlaşma sağlandı. Bir iki güne netleşir diye düşünüyorum. Bunun dışında burada bir tutayım seni çünkü ciddi bir izleyiciye ulaşmışız. Beğenip abone olup bizi daha çok izleyicinin önüne atabilirler. Programımız çok yeni. Salim evet. Hocam zaten pat pat gelişmeleri vuruyor. Ya bir kere stoper gelecek belli ki. Marcao'nun gidişi evet. En büyük senin cümlelerin arasından çektiğim. Ya Marcao'yla yani benim fikrim şu transfer döneminde. Hatta bunu geçen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da söylemişti. Ederini bulduğu anda futbolcu bence makul ücret yani
kulübü de memnun edercesine gönderilebilir. Benim düşüncem bu. Marcao da önemli bir stoper. Giderse de Galatasaray'a para kazandırıp gider. Umarım gittiği takımda da başarılı olur. Kenan Tekrar yerde kapatabilecek bir oyuncu aslında o açı. evet. Çünkü hem Galatasaray'ın eski oyuncusu hem de ya kalbur üstü bir performansı zaten vardı Lyon'da da. Türkiye Ligi'ni de biliyor. Ya kupada da oynar, Avrupa'da da oynar, ligde de götürür. Ya baktığımızda Denayer direkt birebir ikamesi olabilir. Abdülkerim Bardakçı zaten girmeseler şaşırırdım. Ya Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçünün de rotasyonda bence direkt yer alabilecek bir isim ki ilk 11'de her takımda yani ciddi bir aday olarak zorlayabilecek bir isim bence dediğin gibi. Konyaspor'da bu sezon özellikle Abdülkerim Bardakçı ön plana çıktı ama bence o takımın en iyi oyuncusu ilk 11 bazında düşündüğümüzde, bilmiyorum katılır mısın, Amir diye düşünüyorum. Amir ile Azametovic. ilgili de ilerleyen dönemde belki Galatasaray'ın bir tasarrufu olabilir. Çünkü düşündüğümüzde Galatasaray orta sahada geçtiğimiz yıl inanılmaz derecede boşluk yaşadı. Bunu söyleyebilirim. Tekrardan Okan Buruk meselesine gelince de abi, Okan Hoca Gidelim. ile anlaşma sağlandı. Torrent'le feshedildikten sonra resmi açıklama yapılacak. Okan Hoca için de Galatasaray için de hayırlı olsun diyelim. Bunun dışında Okan Hoca'dan önce yabancı adaylar vardı. Birçok aday gündeme geldi. Benim bildiğim Galatasaray'da mevcut yönetmenin, Dursun Özbek yönetiminin temas sağladığı isimler vardı. Bunlardan birisi Cannavaro'ydu. Cannavaro zaten Oh. İtalya'da La Gazzetta dello Sport'a da yapmış olduğu açıklamada Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulamıştı. Cannavaro dışında Cannavaro'yla İzleyenlerimiz Real Madrid döneminden hatırlayacaktır. Çok önemli bir stoperdi. Cannavaro dışında Galatasaray Gattuso için de nabız yoklamıştı. Fakat Gattuso bilindiği üzere 2 yıllık Valencia ile sözleşme imzaladı. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında abi direkt hafızamı kontrol ettiğim zaman Galatasaray ile ilgili bugün özellikle sıcak gündem vardı. James Rodriguez gündemin ana konusuydu. Özellikle de ben sosyal medyadaki yorumları da gördüm. İnsanların kafasında şu soru işareti var. Geldiği zaman acaba bir Falcao gibi mi olacak tarzında düşünce de hakim. Bu da gayet normal. Bunun dışında Beşiktaş Muleka ile ilgileniyor. Muleka için teklif edilen miktar var. Fakat ben bu miktara Standard Liège'in Muleka'yı göndereceğini düşünmüyorum. Standard Liège 4,5-5 milyon euro bandında bir ücret istiyor. Bu da gayet normal. Hatta ben bilmiyorum Ersin abi takip ettin mi? Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra haberini yapmıştım. Net bir şekilde Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonu yok demiştim. Evet Nitekim de evet öyle oldu. hatırlıyorum. Kasımpaşa'nın satın alma opsiyonu yoktu fakat Kasımpaşa da teklif yapacak. Ama ben yine söylüyorum yani ben teklif edilen miktarları basından da takip ediyoruz. Ben bu miktarlara Standard Liège'den ayrılacağını düşünmüyorum. Bunu belirtebilirim. Yani Standard Liège'den bence bu miktarlara ayrılmaz. Çünkü Kasımpaşa da Standard iyi Liège dağıldı aslında. Eren Elmalı, Doğucan gitti, Umut Bozok şimdi ayrılıyor, Muleka da gitti. Onlar da sil baştan yapıyorlar kadroyu. evet, sil baştan yapıyorlar. Hatta ben bugün Twitter'da görmüştüm. Tolga Ciğerci'nin ismi geçiyordu fakat teyit edemedim. Kasımpaşa'dan da ben özellikle de Serkan Reçber'den yine Muleka tarzında transfer girişimleri bekliyorum. Çünkü Muleka geldiğinde inanılmaz bir katkı sağladı. Performansı ortada. Bu arada basında sıklıkla yazıldı. Mario Balotelli Galatasaray iddiası gündeme geldi. Dün Olmaz. ben Başkan Murat Sancak'la konuşmuştum. Zaten Başkan kendisi de tweet attı. Mario Balotelli için Adana Demirspor'a ulaşan sözlü ya da yazılı Galatasaray'dan resmi bir teklif yok. Fakat devre arasında Mario Balotelli için yurt dışından çok ciddi teklifler gelmişti. Mario Balotelli'nin serbest kalma maddesi 5 milyon euro. Fakat ben bu miktara da Demirspor'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Sebebi de şu. Adana Demirspor'da özellikle Başkan Murat Sancak'la baba-oğul ilişkileri var. Montella faktörü zaten orada önemli bir etken. Montella dışında Gökhan Göktürk, Metin Korkmaz da iyi anlaştıkları isimler arasında bunu söyleyebilirim. Yani istenmesi de gayet normal derim. Yani E ilerleyen tabii ki süreçte de performans. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mario Balotelli istese şaşırmam. Çünkü Türkiye'deki performansı bence bu sezon kafalarda soru işareti vardı. Geldiği zaman herkes olur mu acaba dedi ama bence herkesi yanılttı. Chat'te çok Fenerbahçe isteği var. Fenerbahçe'nin haber var mı sende? Fenerbahçe ile ilgili Abdülkerim Bardakçı da Fenerbahçe ile ilgileniyordu. Fakat şunu söyleyebilirim. Devreye Galatasaray da girdi. Bence o transfer dönemi biraz uzayacaktır. Fakat bence burada en makul teklif Fenerbahçe'ye ait. Samat da artı 2,2 milyon euro Ahmet Selim yapmıştı. Bence Doğru. çok makul bir yani teklif. Yani ben Konyaspor'un yerinde olsam bu teklifi hemen kabul ederim. Ya orada Şu Samatta'nın yıllık ücreti düşüncemizde. sıkıntı yaratabilir işte. Yani çünkü İstersen Fenerbahçe'den bir şunu söyleyeyim abi.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili bilmiyorum basında yer aldım ama Galatasaray Matic'le, Manchester United'dan ayrılan Matic'le, Galatasaraylı yetkililer öğlen Matic'le görüştü. O günün akşam saatlerinde de Fenerbahçeli yetkililer görüştü. Fakat oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmadığını ve kariyerini Roma'da sürdüreceğini ifade etti. Jose Mourinho'ya Mourinho gitsin faktöründen diyor. dolayı Roma'yı tercih etti. Mourinho gitti yer takımı alır ya Matic'i. Ya Jesus da yanılmıyorsam Benfica'da çalıştı. Chat beni düzelt. Çalışmıştı. Ama Mourinho ile her takımda çalıştı gitti. Bir Mourinho etkisi olup Roma'ya kırmış sanki Matic ya. Bu arada Matic'le ilgili şunu söyleyeyim. Çok sevdiğim arkadaşım var Osman diye. Onunla sohbet etmiştik Matic'le ilgili. O da direkt Jorge Jesus'la dedi. Benfica'da çalıştı dedi ama dedi kırılgan bir yapısı var dedi. Bence gelseydi Süper Lig'de katkı sağlardı. Bugün hatta Kolarov futbolu bırakmış. Kolarov'u da birçok insan Türkiye'ye gelmesini bekledi. Özellikle de Fenerbahçe'ye. Sen de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun abi. Fenerbahçe'ye gelmesini bekledin diye düşünüyorum. Bugün futbolu Tabii bıraktı. O da canım. önemli bir isimdi. Peki şeyi de sorayım ben seni yakalamışken. Şimdi ya Matić Roma oldu bu arada. Oldu Saymazım oldu. öncesinden de. Olayla anlaştı. O Ben yüzden ekstra bir bilgi olarak sundum. ekstra bilgi olarak veriyor onu. Chat'i düzelteyim o konuda. Chat'te pek anlaşılmamış o. Şimdi Okan Buruk Galatasaray olunca Vedat Muriç'in Okan Buruk'la ilişkisi acaba Vedat Muriç tekrardan Türkiye Fenerbahçe önerilir mi Galatasaray önerilir mi diye ikisine önerilir mi diye bir sorayım istedim sana da. Ya bence önerilmesi gayet normal. Özellikle de şunu herkes biliyordur. Vedat Muriç, Okan Buruk'la birlikte çıkışa geçti. Çaykur Rizespor performansından sonra. Hatta Vedat Muriç ile ilgili o döneme kadar, Rizespor'daki performansına kadar hatırlarsın abi o süreci. Hep kafalarında Tabii. soru işareti vardı. Bir tek Giresunspor'da bir 17 gol atmıştı. Sonrasında Gençler Birliği döneminde hatta Ümit Hoca'nın da bir açıklaması vardı Vedat Muriç ile ilgili gündem olmuştu. Gençler Birliği dönemi durağandı. Sonrasında Rizespor dönemi. Özellikle de Okan Hoca ile birlikte çıkışa geçti. Ardından Fenerbahçe süreci, Lazio süreci. Ben neden olmasın diyorum. Yani şartlar sağlanırsa çalışabilir ama bu noktada Vedat'ın düşüncesi de çok çok önemli. Vedat geri dönmek istiyor mu? Yani Türkiye'ye burada da önemli bir nokta Vedat Nur için davranışı. Onun dışında Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim. Galatasaray kampa giderken Eren Aydın, Süleyman Nur, Meta Genç geçen yılları da yıl götürüyor. İskenderun'daydı. Çok çok önemli bir katkı sağladı İskenderun'un şampiyonluğunda. Bu noktada ben genç oyunculardan da faydalanacağını düşünüyorum. Bu genç oyuncular kampa götürülecek. Alparslan Öztürk, Aytaç Kara, birkaç isim daha var. Düşünülmüyor tarzında bilgiler paylaşılıyor ama henüz bu oyuncularla görüşülmedi. Yani normal şartlarda futbolu bilen insanlar kiminle görüşür? Yani kiminle devam edilip edilmeyeceğini de az çok kestirebilirler. Ben Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den hareketlilik bekliyorum. Beşiktaş zaten sayısı aldı. Trabzonspor zaten transferin en formda takımı. Trazege için de girişimler devam ediyor. Hatta Ahmet Ağoğlu Sayın Başkan Trazege ile ilgili şey demişti. Birkaç görüşmemiz daha olacak tarzında olumsuz bir bakış açısına sahipti. Geçtiğimiz yıl Cornelius'la ilgili de Ersin abi direkt şunu söylemişti. Cornelius zora girdi demişti. 2 gün sonra Cornelius gelmişti. Bence burada bir ters köşe olabilir diye düşünüyorum. Son olarak da şunu ekleyeyim. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan konuştuk. Anadolu takımları içerisinde de gelişmeler devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı'nın gitme ihtimaline karşın da Konyaspor stoper arayışlarını hızlandırdı. Bunu da ekleyeyim yani. Abdülkerim'in gitme ihtimalini göz önüne alarak stoper arıyorlar. İç pazara mı bakacak? Yine Balkanlara mı yönelecek? Hep beraber göreceğiz. Ben Ağzına sağlık. Bize bir Avrupa şey Süper Lig turu yaptırdın. Hem Avrupa'dan girdin, Süper Lig'den çıktın. Herkesin infosunu verdin. Üç büyüklerin, dört büyüklerin. Hatta Adana Demir'i ekledin. Konya'yı ekledin oraya. Şimdi bunları değerlendirmeye alacağız. Galatasaray haberlerini Ferhat Kızıltaş'la değerlendireceğiz. Hasan Can bekliyor. Fenerbahçe'de onda son dakikaları vardır. Bakalım. Yani Galatasaray'da son dakikalar patlayacak gibi görüyorum ben şu an sende de. Ben bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yayını da ben de şimdi takip edeceğim. İlk bölümde hemen bir hızlı giriş yaptık. Diğer üç arkadaşıma da başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. O zaman seni uğurluyorum. Ferhat Kızıltaş'la devam ediyorum. Görüşmek üzere. Tam görüşmek üzere derken Salim Manav'ı kapattık tekrardan ve Ferhat Hocam'la buradayız. Ferhat Hocam sizi İyi akşamlar. Twitter'dan Ferhat Altdirek Kızıltaş'la takip edebilirler. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizlerdeyiz. Salim Manav Galatasaray'dan verdi son dakikaları. Bayağı Bayağı da sağlamdı. bayağı son dakika verdi ya. Şimdi şöyle düşünüyorum.
Dinayer geldi. Abdülkerim Bardakçı'ya girdiğini öğrendik Galatasaray'ın. Doğru. Matić olmamış. Denemiş Galatasaray Roma'dan önce. Matić'le anlaşamamış. Türkiye hiç düşünmemiş. Ve James Rodriguez. En sondan başlayacağım. Ya James Rodriguez Falcao döneminde de çok yazılıyordu Galatasaray'a. O dönem daha yakındı sanki ama hala şu an Dursun Özbek acaba bir çilek kondurmak ister mi başkanlık seçiminden sonra? Ya açıkçası şunu söyleyeyim. Gerçekten Salim abi iyi özetledi o kısımları. Ya James Rodriguez'in ben Galatasaray taraftarının çok fazla sıcak baktığını düşünmüyorum. Çünkü Falcao gelişmesi çok taze ve Galatasaray hala Falcao'nun ödemelerini Haziran'a kadar sürdürdü. Hani sözleşmeyi feshederken, oyuncuyu Real Vallecano'ya gönderirken. Şimdi böyle bir olay yaşanmışken kariyeri düşüşe geçen bir futbolcuya yönelir mi? Biraz riskli görünüyor ama bu futbolcu tabii ki büyük bir potansiyel hala. Sonuçta Real Madrid'de oynamış, Everton'da oynamış İngiltere Premier Lig'de. Öncesi Monaco, işte tabii. Dünya Kupası'nda yılın golünü atmıştı galiba. Muslera'ya, Kolombiya bir takım formasıyla 2010 Dünya Kupası'nda. Yani şimdi çok büyük potansiyel evet ama şimdi bakıyorsunuz Galatasaray'ın bu oyuncunun yıllık maaşını karşılayacak bir ekonomik bütçesi var mı? Zor görülüyor. Yani James Rodriguez'den ziyade Galatasaray biraz daha ekonomik olarak maaşı kısıtlı olan oyunculara gidecek. Yani Rodriguez'i getirmeniz için herhalde bir 4 milyon eurodan fazla net maaş vermeniz gerekiyor. O transfer ihtimalini şu an için ben Galatasaray'ın gerçekleştirme ihtimalini hani evet listede doğru, Salim abi doğru söylüyor ama şu an Galatasaray'ın onu yapma ihtimali bence zor görülüyor. Peki ya Galatasaray'da şimdi bir defans rotasyonu olacak muhtemelen. Ya her transfer dönemi Marco Arda'nın gidiş haberini görüyoruz Galatasaray'da son 2-3 yıldır ama hiç bu kadar yaklaşmamıştı sanki. Evet, Marco Arda'nın aslında olayı şöyle. Oyuncu Türkiye'de çok mutlu. Biz geçtiğimiz haftalarda bir yayında yine söylemiştik bunu. Oyuncunun bir hayali var. Hatta bununla ilgili daha önce Galatasaray'da çalışan efsane Taffarel var. Şu an Liverpool'da. Oyuncu sürekli konuşuyor. Şimdi Süper Lig'de evet kendi ligimiz mutlaka değerli görüyoruz ama bu tarz oyuncular, çıkışa geçen oyuncular milli takımda oynaması için daha böyle göze gelen iyi liglerde oynamayı istiyor. Marka'nın olayı da bundan ibaret aslında. Türkiye'de çok mutlu ailesiyle. İki tane kızı da Türkiye'de doğdu yanlış hatırlamıyorsam ve çok mutlular. Ve şimdi Sevilla'nın çok ciddi bir ilgisi var. Avrupa Ligi'nde tandemi oluşturduğu partneri Nelson'la beraber kariyerinin en başa döneminden bir tanesini yaşadı ve Barcelona'ya attığı gol onun için pastanın üzerindeki çilek oldu artık. Ve bu sezon Galatasaray Avrupa Ligi'nde olmayacak yeni sezonda artık. Oyuncu da fırsattan istifade yani transfer olması için en uygun zamanın geldiğini düşünüyor. Ama Galatasaray yönetimi nasıl bir karar verir? Ya burada Dursun Özbek'in verecek karar çok önemli. Çünkü oyuncuya yaklaşık 14 milyon euro, 12 milyon euroya bandında bir teklif geldiği söyleniyor. Doğru. Bonuslarla beraber 17 milyon euro yaklaşacak bu teklif. Ama Sevilla bu oyuncuyu bence kısa sürede yani Galatasaray'dan koparabilir diye geliyor bana. Sevilla'da ya Kimmich'e ile de ilgilendiği haberleri var. Sevilla bir evet. Türkiye'ye dadandı gibi stoper konusunda. Yani. Anladığımız o. Marco'yu almazsa muhtemelen Fenerbahçe'den Kimmich'i alacak gibi bir hava oluştu. Yani ama Atilla Zalay da olabilir tabii Fenerbahçe'de mesela. Son zamanlarda Türkiye Ligi'nde aslında iyi stoperler geliyor. Bunu yani, söyleyebiliriz rahatlıkla. Ya neden? Çünkü genç oyunculara döndü Türk takımları. Eskiden daha tecrübeliye giderken. Tabii. Ama şunu söyleyeyim. Sadece Marcao değil Galatasaray'da. Nelson'a da ciddi ilgi var. Biliyorsunuz ki Simon Kjær'in yerini artık Danimarka milli takımında yerini sağlama aldı artık Nelson. Son sakatlıktan sonra da. Evet. Yani Nelson transfer olurken geçen yaz Danimarka'da bir amatör futbol hakemiyle konuştum. Türktü kendisi. Şöyle demişti. Nelson'un Türkiye Ligi'ne transferi çok zor olur. Ama bu oyuncu beklenmedik bir anda 7 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu ve insanlar şaşırdı bir anda. Yani hiç ismi duyulmamış, yani no name diyebileceğimiz bir futbolcu bir anda 7 milyon euro verildi. Ama bu futbolcuya şu an 10 milyon euro üzerinde ciddi teklifler var. Galatasaray bir anda Nelson'u da satabilir, Marco'yu da satabilir. Çünkü bu iki futbolcu şu an hani kadroda baktığınız zaman sıcak paraya çevirebileceğiniz 3-4 oyuncudan 2 tanesi yani öyle diyebiliriz. Peki chatte şey soruyorlar size. Kerem Aktürkoğlu gider mi kalır mı? Şu an bir de 8+3 de onandı önümüzdeki sezon için. Olur. Benim kafamda Yunus Akgün ve Kerem Galatasaray kadrosunda dokunmaması gereken iki adam gibi. Ama siz ya, gider mi kalır mı haberler ne durumda? Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na bu sezon 65'e yakın resmi maç oynadı. Milli takımlarla beraber.
Oyuncu çok fazla yoruldu. Hatta son Ulusal Ligi maçında artık yani fiziksel olarak o kadar çok yıprandığını belli etti ki yani takatı yoktu oynamaya. Bu sene evet çok iyi teklifler beklendi. Hani biraz abartayım, Twitter'da olsun, forumlarda olsun 30 milyon euroya yakın teklifler istendi yani Kerem Aktürkoğlu'cu. Ama maalesef Galatasaray açısından istenen teklifler gelmedi. Çünkü evet Barcelona'ya karşı Nordkamp'ta inanılmaz işler yaptı. Hani o attığı çalım, o gol olsa belki de fiyatına yani artı 15 yazarsınız o derece. Avrupa Ligi'nde başarılı işler yaptı. Ama maalesef kendisiyle ilgilenen kulüpler Kerem Aktürkoğlu için biraz kararsız kaldılar. Ve bu tekliflerin de hani az önce Marka'daki olduğu gibi yani 15 milyon euroya geçen teklifler olmadığı konuşuluyor. Belki de bu oyuncunun hani Süper Lig'de oynaması bu tekliflerin bu seviyelerde olmasına neden oluyor. Belki Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de Porto forması giyseydi, bu performansı gösterseydi şu an hani 30 milyon euro transfer olabilirdi ama şu an Türkiye'nin gerçekleri var maalesef. Yani Kerem Aktürkoğlu kalabilir takımda yani. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyuncu bu sezon Okan Buruk'la özellikle %100 artık geleceği konuşuluyor Okan Buruk'un. Kerem Aktürkoğlu mutlaka görüşecektir. Özellikle Yunus'la beraber taraftarların yoğun beklentileri var ama Yunus ve Kerem ikisi aynı anda hücumda Galatasaray için evet iyi bir seçenek ama yeterli olur mu? Bence yeterli olmaz. Takviye lazım oraya. Ben de çıtaya bir şey. Yani Türkiye'den en büyük transferi kim yaptı yerli oyuncu olarak? Cenk Tosun yaptı. Bunu nasıl yaptı? Döndü. Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir gol sayısına ulaştı. Avrupa bu noktada çok kritik. Ya Kerem Aktürkoğlu'nun aslında Türkiye'de yaptıklarını çok çok umursamayacaktır dışarıdaki takım. Fenerbahçe, Beşiktaş, diğer takımlardaki oyuncular için de. Avrupa'daki performans fiyat belirleyicisi oluyor. Milli takım yine keza öyle. Vedat Muriç'i mesela Türkiye'deki tamam belki maçlar oynattı ama İngiltere'ye karşı Kosova formasıyla attığı gol evet. Göndermişti. Onu bayağı bir güne kavuşturdu orada. Bakalım. O, yani Kerem Aktürkoğlu'na teklif muhakkak gelecektir. Chat'te aslında bir Talisca beklentisi var. Galatasaray Talisca'yı şimdi sorun diyor chat size. Şimdi Talisca olayı Arabistan'da, Suudi Arabistan'da lig bugün ya da yarın tamamlanıyor tamamen. Hatta şampiyon oldu, belli oldu orada. Şu an hatırlamıyorum ama El Nassr şampiyon olamadı. En son 3. 4.'üydü. Aboubakar orada, Talisca orada. El Nassr bu sezon aslında başarısız bir sezon geçirdi. Hani hedefleri şampiyonluktu. İki tane müthiş bir oyuncu var ama istenen bir performans gelmedi. Talisca bir kere Avrupa futboluna dönmek istiyor. Kendisine Brezilya'dan teklif vardı. Özellikle son zamanlarda yazıldı bu Corinthians'ın olup hatta Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'a gidebileceği söylendi ama oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Çünkü Corinthians o ücretleri veremeyecek yani haklı olarak. Talisca çok doğal. Beşiktaş'ta da yazılıyor. Fenerbahçe'de yazıldı. Galatasaray'da yazılıyor ama şu an mesela yani Talisca 8 milyon euroya gitti aslında El Nassr'a. Çok da yüksek bir bonservisi Talisca için. Hani Çin takımından ayrılırken oyuncunun El Nassr'la bonservisini yani kolaylıkla hani indirim yapıp ayrılabileceği de söyleniyor. Bu söylenti çok ciddi. O yüzden Galatasaray talip olursa yani en az 3,5-4 milyon euro maaş teklif ederse bonuslarla beraber bu rakam artar. Kolaylıkla transfer edebilir ama Talisca iddiası şu an gerçekçi değil yani onu söyleyeyim ben. Taraftarlar biraz dile getiriyorlar ama Dursun Özbek'in şu an ilk yani görevlendirdiği Cenk Ergün'ün transfer olarak ilk önceliği Talisca değil yani. Talisca ancak Ağustos, Eylül'de transfer son döneminde belki bir fırsat transferi olarak değerlendirilebilir. Peki son soruyu sorayım. Çilek beklentisi var mı Galatasaray tarafında? Ya çilek beklentisi aslında çilek beklentisi Türk futbolunda taraftarların beklememesi gerekiyor şu mali şartlarda. Artık biraz daha hani az önce söyledik mesela Kıbrıs'tan geldi Atilla Zalay değil mi? Hani kimse beklemiyordu. Chaves'ten geldi Marka mesela. Kimse beklemiyordu ama bu futbolcular öyle bir performans gösterdi ki İngiltere Ligi'ne, İspanya Ligi'ne yakıştırmaya başladık. O yüzden çilek dönemi bence yani geçti Türk futbolundan. Hani şu an imkansız görülüyor. Ben beklemiyorum çilek transferi ama dediğim gibi mesela Talisca eğer Ağustos'a kadar bir takımla anlaşmazsa hani Galatasaray biraz o tarafı yoklayabilir. Bu da sürpriz transfer olarak ön plana çıkabilir. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın diliyorum. Çok sağ olun. Ferhat ben de hocamı kalacağım. Çok teşekkür ederim. Ferhat hocamı yayından aldık ve o geliyor. Kim geliyor? Fenerbahçeliler chat'i yıktı şu an. Hasan Can Aksu bizlerle beraber. Hasan Can kardeşimi 7 Reporter'dan takip edebilirsiniz. Kral hoş geldin. Şapkanı takmışsın. Hoş bulduk. Çok istediler. Şapkasız gelmeyi düşünüyordum ilk defa ama şapkanı daha çok seviyorlar herhalde.
Ya bir şey diyeyim mi? Bize hadi son dakika ver. Fenerbahçe'ye dair son dakikayı ver. Bekliyoruz. Son dakika benim. Elindeki en büyük bombayı patlat şu an. Chat bekliyor. Bak, chat beğenin lütfen. Son dakika alıyorum Hasan Can'dan. Şöyle Traore'nin kiralanması Fenerbahçe'nin gündeminde. Bunu Aa. söyleyeyim. Evet. Gerçekten. Evet. Bunu direkt söyleyeyim. İkinci bombayı verin. Bardakçı ile ilgili. Fenerbahçe dün resmi teklifini iletti. Bardakçı ile ilgili Galatasaray'dadır, Beşiktaşlıdır gibi söylemler var ama buradan söyleyeyim. Bardakçı Fenerbahçe'yi tutan bir kardeşimiz. Manşet Onu attırdı burada yine. söyleyeyim. Evet. Fenerbahçelidir diyoruz yani Abdülkerim Bardakçı için. Evet. Güzel. Ya Fenerbahçe o zaman transferde hız kesmeyecek diye anlıyorum ben. Bu haftada uçaklar inip kalkar mı? Büyük ihtimalle öyle olacak. Normalde Bruno Henrique gelecekti. Bu hafta bitirilmeye çalışacaktı ama Fenerbahçe'nin ne yazık ki şanssızlıklarından biri Bir şey oldu. olamaz. Ya Bruno Henrique Çok bitmiş çok miydi kötü. peki sence? Bitmemişti ama bitmeye yakındı. Fenerbahçe gidecekti orada. Bitirmeye çalışacaktı işi ama ne yazık ki bir şanssızlık oldu. Aslında bir yıllar önce Fenerbahçe'nin Yiğitan vardı. Tam transfer Güvenim. oluyordu Hollanda'ya. Aslında onun gibi bir mevzu oldu. Ya peki şeyi soracağım sana. Ya bu hafta içi benim çok dikkatimi çekti bir olay. Fenerbahçe kulübünden mi, ekibinden bir Traore ismi sızdı muhtemelen. Abi piyasada Transfermarkt açıldı ve bütün Traoreler Fenerbahçe'ye yazılmaya başladı. Gerçek Yani Traore hangisi? Buradan sızan. Aston Villa'daki kiralık olarak düşünülen bir Gerard oyuncu. Traore. Aynen öyle. Ya bunun yanında Fenerbahçe'ye çok fazla menajer önerisi geliyor. Transfer önerisi geliyor. Menajerler öneriyor. Bir tanesi Marcelo. Tabii Fenerbahçe o konuda birazcık sıcak olabilir. Ama ben ihtimal vermiyorum. Yani zor bir ihtimal görüyorum onu ama menajerler öneriyor bunu. Aynı şekilde Belotti, Zuba, bunlar hepsi Fenerbahçe menajerler tarafından fırsat transferi olarak öneriliyor. Bazılarıyla ilgileniyor Fenerbahçe. Biraz önce Salim de söyledi. Bazılarıyla ilgilenmiyor. Geçiyor, listeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin ama şu anda şunu söylemem gerekiyor ki öncelik Jesus'un listesi. Yani birinci sıradaki olmuyorsa ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki kadar gidiyor bu iş. Bence uzun yıllarda da ilk defa Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Biliyorsun Fenerbahçe'de böyle liste şeklinde çok kolay gitmezdi. Bu yolda gidiyor ve Piyasadaki en doğruluyor. olabilecek adam olur ya. Adil Rami transferini düşündükçe mesela tüylerim ürperiyor benim. Son dakikada inen yani hiç oraya kalmıyor işler. Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra transfer pat sezon açılışında gelmeye başladı. Şimdi mesela Abdülkerim Bardakçı olayı çok yerli transfer olarak baktığında Lemos çıkarsan çok mantıklı bir hamle. Yani ilk 11'de oynasın oynamasın 8 artı 3'te işine yarayabilecek bir hamle. Dönüyorsun bakıyorsun Ferdi'nin arkasına sol bek bakıldığını biliyorsun. Fenerbahçe'de şey sıkıntısı var. Kimse daha çok farkında değil. Nazım sakat. Osayi'nin yedeği yok şu an Fenerbahçe'de bak. Yani sağ bek sol bek oynayan bir adam gelebilir oraya. Öyle bir ihtimal var. Yedek kaleci işi Ertuğrul Taşkıran'la görüşülüyor diye haberler var. Ne diyorsun Evet, bilmiyorum. görüşülüyor Ki Ertuğrul'la ilgili. Fenerbahçe'nin altyapısı oyuncusudur. Ya Ertuğrul Taşkıran'ı neden isteriz? Ben kendi adıma neden isterim Fenerbahçe'de? Kulüpte yetişmiş oyuncu kontenjanından oynar. Avrupa'ya yazdırırsın. Herhangi bir sıkıntı anında da ki 6 ay sezonda 4-5 maç kaçırabiliyor. Kaleyi rahatlıkla emanet edersin sanki Ertuğrul Taşkıran. Ne dersin bilmiyorum. Bir de bu doğru söylüyorsun %100. Bir de bu sene insanlar atlamasın. Dünya Kupası var. Ve lig devam ederken oynayacak. Fikstürler sıkışıyor. Fenerbahçe bir de Avrupa'da olursa, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde olursa rotasyon çok önemli. Bence o konuda bir avantaj diye söyleyeyim. Mince konusu merak Gel hadi edilen Mince konusuna konulardan gel hadi. Hadi gel. biri. Kim Mince konusuna gelelim. Kim Mince ile ilgili çok ciddi iddialar var. Onu söyleyeyim bir kere. Fenerbahçe içerisinde hatta çok ciddi isimlerden gelen iddialar ama yarın tekrardan bunu bir sordurup onaylatmaya çalışacağız. Gitti diyen var. Çok ciddi birinci ağza yakın ağızlardan. Ama iş değişti. Kalacak Kaldı gitti. sözleşme görüşmesi olacak diyenler var. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe stoperde listesinden bazı isimlerle temas kuruyor. Bunlardan biri de Rodrigo Caio. Flamengo'nun Onun Instagram'dan için aynen öyle. Yani Kim takibini de aldı. Min-jae'nin Tabii ya. gitme ihtimaline karşı
burada ilgileniyorlar. Bugün hatta Portekiz basınında yanlış görmediysem Senado haberi de çıktı. Olympiakos'un eski oyuncusu. Aynen. Hala Olympiakos'taydı galiba. Evet, öyle olması lazım. Ya dikkat edersen zaten genellikle Jesus'un geçmişte oynadığı, evet oynadığı ya da bildiği. Tabii burada birazcık basınla şey yapıyor. Yani herhalde bir Google'a giriyorlar. geçmişte oynadığı tüm oyuncuları çıkartıyorlar listeyi. Mesela Matić de öyle. Ya Matić Roma'ya gitmeden önce illa bizimkilerle bir görüşme yapmıştır ama ya masada Mourinho varken Türkiye'ye gelmez Matić. Zaten gelmeyeceğini söylemiş Salim Manav'ın haberine göre. Zaten ya zor transferler bunlar aslında. Ya bir de Fenerbahçe'nin şu anda o şey değişmeye başladı. Yani eskiden menajerin önerileri dikkate alınıyordu. Ama şu anda özellikle Jesus'la beraber bilindik isimlere gitmeye çalışıyor Jesus. Az sonra belki isimlerini de veririz. Bekliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir forvet var. Ama bunu şöyle söyleyeyim. Tabii ki listede olan isimlerden biri ama Fenerbahçe forvet transferini kampa bırakıyor. Yani kampta bazı futbolcuları, biliyorsun sen de bunu. Şimdi kamp kadrosu açıklanacak, bazı futbolcularla yollar ayrılacak. Bu birinci aşama. Tamam. İkinci aşama kampın birinci haftasından sonra yine gidecekler olacak. Diğerleri gelecek. Yani tekrar takviye olacak. Hani diyoruz ya biz 5 transfer. Bu 6 da olabilir, 7 de olabilir. Olmayabilir. Yani peki, içeriden de çözebilir. Biz yayından önce konuşmadık. O forvet listesinde Zuba var mı? Zuba menajer şişirmesi mi şu an? Zuba var. Menajer güzel. Öneriz. Şişirmesi değil. Önerimiz. Zuba var mı yok mu? Yani kafada düşünülüyor mu Zuba? Menajer önerisi olarak mı düşünülüyor? Ay, listede yok. Tamam. Menajer önerisi ama değerlendirmeye alınmış bir futbolcu şu anda Zuba. Okay, anladım. Yani listede olmayan bir şey, fırsat transferi gibi düşünebilirsin bunu. Ben asıl ismi söyleyeyim listede olanlardan biri. Eğer Fenerbahçe forvet transferini yaparsa listede olanlardan biri Carlos Vinicius. Fenerbahçe kiraladığı kendi almak istiyor. Çünkü orada sıkıntı yaşıyor. Ama diğer taraf kulübü de bonservisle vermek istiyor. Burada tabii ki o aşamaya geçilirse görüşmeler olacaktır doğal olarak. Ama listede olan oyunculardan biri. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Jesus yine ana dilini konuştuğu bir oyuncuya gidiyor gibi duruyor şu an. Aynen öyle. Özellikle bunu tercih ediyor. Şimdi şöyle detay vereyim. Kulübün içinde her şeyi değiştiriyor. Mental olarak iletişime çok önem veren bir hoca. Bunu bize gösteriyor. Her konuda gösteriyor. Futbolculara kulaklıklar takıyor. Direkt anlasınlar diye. Eskiden hatırlarsın tercümanlar çevirirdi. Artık tabii o yok. Direkt. Yani seninle birebir iletişim kuruyor. Bunlar bence artı roller. Şunu söyleyeyim. Kamp konusu belli değil. Belki hızlı geçiyorum ama yine döneriz o isimlere. Kamp konusu hiç geçiyor. Merak etme. Seni sıkıştıracağım bu yayın. Biliyoruz. Affetmezsin zaten. Bu arada seninle yayın yaptığım için çok memnunum. Biz yıllardır bunu hep planlıyorduk. Sport işlere nasip oldu. Sport işlerle seninle sevgiler bu arada. Kamp konusunda, sevgili genel yönetmenim. Kamp konusunda Fenerbahçe işte 20'sinde gidecek diye hepimiz bakıyorduk bütün basın. Alper abiye defalarca sordum. Fenerbahçe medya ekibine de. Ama bir türlü karar verilemediğini söylediler. Henüz bir plan yok. Karar yok. Ama 22'sinde bugün paylaşım da attım. 22'sinde 25'inde maç var. Planlanmış takımlarla. Nasıl bir şey olacağını tabii şu an hiçbirimiz bilmiyoruz ama hocanın net isteği şu. Ben diyor büyük takımlarla maç yapmak istiyorum kampta. O kamptan sonra. Yani Fenerbahçe'de Jesus büyük takımlarla seviyesini ölçmek istiyor. Net bir şekilde. Yani, bunun için de Avusturya kampı planlanıyor ama bakalım daha net belli değil. Küçük takımlar gelsin 8-9 atayım yok. Yok. Ya ben o, büyük takımla çarpışacağım diyor kafada. Anladın kesinlikle. Kesin. O kafada şu anda hoca güzel işler de yapıyor diye söyleyebilirim. Peki şey konusunda sıkıştıracağım seni bir dakika oraya dönme. Chat Belotti konusunu sormam için büyük baskı yapıyor bana. Ya Belotti şu an boşta. Fenerbahçe önerilmeme ihtimali yok. Ama oyuncu İtalya milli takım oyuncusu ve oyuncunun absürt bir imza beklentisi olması da çok normal. Yani aynen ben öyle. De İtalya milli takımında olsam, boşta bir oyuncu olsam bonservis gibi imza parası isterim. Peki Türkiye'ye geliyorsa daha da ister. Çünkü ya şöyle düşünüyorum. İtalya içinde kontrat kovalasa büyük takımlara yedek olarak, büyük altı takımlara da az forvet olarak rahat gidebilecek bir oyuncu Belotti. Yani onu Türkiye'ye getirmek
çok zor bir transfer benim gözümde, ama sendeki bilgiler ne durumda? Şimdi Belotti tarafıyla Fenerbahçe menajer aracıyla görüşülüyor. Getirebileceklerini söylüyor ama Belotti İtalya'dan teklif bekliyor. Bazı büyük takımlardan. Tabii. Bunlardan bir tanesi Milan. İbrahimovic de sakatlandı. Bir süre olmayacak. Evet, oradan bir teklif veriyor. Orası olursa hiç şaşırmam, onu bir kere söyleyeyim. Çünkü o adamın seviyesi belli, yaşı belli. Ama Fenerbahçe yapabilirse zaten bence tebrik edilmesi gerekir. Jesus'u getirmek kadar bence büyük bir hamle olur. Onu söylemek gerekir. Ama şu anda hepsi öneri seviyesinde ve temas var. Yani resmi bir teklifimiz yok. E tabi. Ama yani kampı da bekliyor diyorsun ya Fenerbahçe. Yani listeye baktığında eğer Portekizce konuşmayan, Brezilyalı Portekizli bir isim getirmezse sanki dışarı çok çıkmaz. Belotti'yi, Zuba'yı menajer önerisiyle onları zorlar gibi duruyor. Bu arada 2000 izleyici var şu an canlı yayında. Hepsine çok teşekkür edelim. Hepsine teşekkürler. Tim HJ, Tim Hasan Can Aksu da şu an chat'i ele geçirmiş durumda. Hepsine ayrıca selam göndereyim buradan. Peki, yerlide hiç yok mu? Yerlide de illa Fenerbahçe arayıştadır. Yerlilere gel şimdi. Şöyle, birkaç gün önce hatta haberine girmiştim ben. Bazı futbolcular var ama yerli transferi özellikle Fenerbahçe yönetimi, Scott Fenerbahçe'nin bunlar yürütüyor. Hocaya onaylamak için sunuyorlar. Yani olur mu izlettiriyorlar, rapor alıyorlar. Doğal olarak Jesus Türk oyuncu havuzuna çok fazla hakim olmadığı için bunu yönetim tarafı çözüyor. Daha önceki senelerde de böyleydi aslında. Biraz önce söyledik Bardakçı ile alakalı. Fenerbahçeli olduğunda söyledik Bardakçı'nın. Erdin çünkü bilgi. Bu transfer dönemi biraz kızışacak gibi duruyor. Mert Hakan olayı benzeri farklı bir noktalara götürdü. Futbolcu şöyledir. Vedat Muriç gibi olabilir belki. Bunları söyledim baştan. Futbolcu kendisi Fenerbahçeli. Bu verilmekte fayda var. Bardakçı var. Fenerbahçe çok zorluyor. Para artı. Daha doğrusu direkt parayla bitirmek istiyordu ama yüksek istiyor Konya. Yüksek istediği için de Fenerbahçe elindeki bazı futbolculardan öneriler yaptı. Dün hatta Ahmet Selim Kulda haberini yaptı. Aynı bilgi bende de mevcut. Fenerbahçe resmi teklifini etti. Bundan sonra görüşmeler sürecek. Gelişmelere göre aktaracağız. Emre Mor konusu var. Fenerbahçe için çok merak ediliyor. Ne oldu abi? Karagümrük'le görüşmeye gitti Ali Koç en son. Görüntülendi. Karagümrük binasına girerken. Hatta ben paylaşmıştım o resimde. Orada bayağı ses getirmişti orada. Oraya, direkt oraya alıntı yapacaktım. Yani orada bir görüşme gerçekleşti şimdi. Gerçekleşmedi değil. Emre Mor'un bonservisini Karagümrük sezon içinde almıştı. Doğru muyum? Doğru. Sezon bitmeye burada yakın opsiyonu kullandı, aldı. Doğru. Emre Mor'a yine bir para teklifi mi var? Bir takas teklifi mi var? Fenerbahçe bir para teklifiyle futbolcu aslında almak istiyor ama öyle bir teklif, yani resmi bir teklif yok. Bu sadece söylemler. Başkanın o gitmesi de Emre Mor'la alakalı değil. Buradaki gitmesinin tek bir nedeni var. Kulüpler Birliği Başkanlığı için burada dirsek temasını kurması bu. Amaç bu. Geçen gün Karagümrük binasına gitmedi. Zaten 14 Haziran'da biliyorsun Danimarka'ya gittim. Orada bir açılışlar falan onlar vardı. Oradaydı. Şu an henüz Emre Mor'la ilgili resmi bir teklif yok. Ama Fenerbahçe tarafından ilgi var. Yani Emre Mor transferinin oraya iyi bir rotasyon, iyi bir alternatif transfer olabileceği düşünülüyor. Bunu tabii ilerleyen süreçte gelişim olursa biz de aktarmaya çalışırız. Ama şu anda öyle gitti teklif yaptı gibi bir durum söz konusu değil. Peki Fenerbahçe seneye 8+3 onaylandı. 7+4 daha artık rafa kaldırıldı. 6+1 İkimiz de 6'yı yazıyoruz. Ferdi 2. İkimiz de Ferdi'yi yazıyoruz. Üçüncü Türkiye kime yazıyorsun? Hadi bakalım. Üçüncü Türk konusunda şimdi Jesus olsam sıkıştıracağım. Çok... Deli mi sıkıştıracağım? Çok zor. Çok zor. Ben nedense ya Mert Hakan konusunda inanıyorsun Mert Hakan'a. Mert Hakan'ın, ya ben takım için liderliği seviyorum aslında. Fenerbahçe'de büyük, yani ıslıklandığı dönem bile ben Mert Hakan'ı savunuyordum. Paylaşımlar, tweetler atmıştım olduğunu. Mert Hakan'a inanıyorum ben, açık söyledim. Belki Mert Hakan'cı diyebilirler ama inanıyorum. Üçüncü Türkiye onu yazabilirim. Ama bu bir ihtimal. Yani %50-50 değil. Ama diğerleri %100. Bilgi değil. Şu hissiyatını soruyorum ben şu an. Tabii abi hissiyat. Serdar Aziz. Serdar Özor'un adayı, İrfan Can adayı, Mert Hakan adayı, gizli aday Arda Güler, söyleyeyim sana. Çat diye Arda'yı koyabilirim yanında.
Lincoln Arda'yı çift 10 numara olarak kullanıp forveti tekleyebilir. Yani birini ikinci forvet gibi kullanabilir. Ben şöyle düşünüyorum, kamptan sonra çünkü biz bunları hep tecrübe ettiğimiz için yani antrenmanlar kamplarda kiralık gitmeler olacak. Olacak. Gençlerde de olacak. Çünkü Fenerbahçe'de Jesus şunun için geldi. Ben bu sene bu takımı şampiyon yapacağım. Yani Ersun Yanal sezonunu hatırlayabiliriz. Bir yıllık gelmişti daha önceki sezon. 13-14'ten bahsediyor. Aynı. Bence bu çok cesurca bir hareket. Yabancı hoca için çok büyük bir hareket. Onu söylemem gerekiyor. Bir yıllık sözleşme. Tabii mutlaka canım, kiralayacaktır. Abi çok çok büyük bir olay. Yani hedefi belli. Bazı yerli oyuncularımız bizim kiralanacak. Bu aşikar. Nereye kiralanacak? Avrupa'ya gidecek mi? Ozan Tufan'ın haberini yapmıştım. Hulsi ile görüştü. İşte Allah yer aynı şekilde gidiyor. Yani giden evet. Oyuncular da çok önemli. Zayt'e şu an iyi bir teklif gelirse gönderilecek. Rossi 9 milyon euro üstü bir teklif gelirse Fenerbahçe'de gönderilecek. Perkas'a yine kabul edilebilir bir teklif gelirse gönderilmesi gündemde. Ki son sene şimdi zaten Valencia ne olur? Bence kamptan sonra belli olur. Valencia kampı gösterir değil mi? Çünkü iki forvet kullanacaksa bence bir ihtimal. Berisha'nın kalma zaten ihtimalini sorayım, sıkıştırayım seni bir. Ona hemen söyleyebilirim. Çünkü geçen kampa gittiğimizde de buna benzer şeyleri öğrenmiştik. Yarın da antrenman var bu arada. İnsanlar da canlı izleyebilir. Lincoln'a da soru soracağız yeni transfere. Lincoln'un konusunda sorular için Hasan Can'ın Twitter adresi pat diye vereyim şöyle. Bu arada sohbeti de yazabilirsiniz. Chat'e yazabilirsiniz. Bunu mutlaka okuyacağım yarın. Eğer hoşuma gider olursa sorarım. Berisha'ya gelin. Çok net bir şekilde Jesus Berisha'yı görmek istiyor, denemek istiyor. Şimdi sen de biliyorsun. Berisha evet kötü bir sezon geçirdi. Ama evet. Berisha'nın bu sezonunu çıkartırsa Jesus da bu adamı en kötü takımına dahil ederdi. Bunu açık söylemem gerekiyor. Bu sene olmamış olsaydı. Mutlaka denemek istiyor. Bize de zaten o izlenimi verdi. Özellikle ilgileniyor. Sağ içinde. Belki insanlar orada göremedi. Ama biz antrenmanda, orlarda bütün futbolcuları zaten ilgileniyor Jesus ama Berisha konusu bence daha azsa zaten bundan dolayı forvet transferini biz bir tık daha beklettiğini düşünüyoruz. Kampı görecek. Kamptan sonra gereken mutlaka yapılacaktır zaten. Listesi belli. Her bölge için adamları var. Orta saha için William'ı söyleyeyim mesela Carvalho. Bu arada atlıyormuş gibi oluruz ama bunlar hepsi sıcak bilgiler. Fenerbahçe Betis'le anlaşamadı. Bunu net söyledim. Konser beklentisi oldu. Anlaşamadı. Futbolcuyla zaten hani görüşme aşamasında ilerleyebilseler olurdu. Ama Betis'le anlaşamadılar. Fenerbahçe diğer alternatiflere yöneldiğini söylemek gerekiyor orada da. Peki. Sıkıştıracağım seni yine. Basketbolla alakalı bilgin var mı şu an? İtüdis geldi. İtüdis hocam hayırlı olsun. Veseli'yi yolcu ettik mi yoksa bir görüşme daha olur mu? Yoksa hiç girmeyeyim mi basketbol topuna? Ben de merak ediyorum abi. Veseli kalsın bir sezon daha. Şöyle bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı için özel bir şey söyleyeyim. Erkan abi biliyorsun. Evet. Fenerbahçe malzeme şeyleri falan. Kaslı, atletik. hala kendine iyi bakıyor. Sigara düşmanı. evet. Çok fena. Çok fena. Şöyle bir şey dedi. Abi dedim gitti mi? Mali kongre günü. Hayır dedi ya nereye gidiyor dedi Veseli için. Aynen bu hareketi yapıyor. Abi. İnanılmazdı. Ona güveniyorum. Bilmiyorum. İçimden bir ses sanki kalmayı ikna edebiliriz gibi geliyor. Öyle söyleyeyim. Bu bilgi güzel değil ya. Ama isyan. Duyum kaynağın inanılmaz ya. Ya Erkan abiye güveniyorum. Buradan da söylüyorum Erkan abi. Erkan abiye güveniyorum. Abi bu arada chat sormazsam çok kızacak bana. Bunu da sorup artık seni yolcu edeceğim. Sağ bek, sol bekle alakalı şu an isim çok çıkmadı. Bir Marcelo ismi çıktı. Evet. Onun dışında bir girişim var mı, bir isim var mı yoksa önümüzdeki bölüme mi bırakalım onu da? Şöyle Fenerbahçe'nin ilk transfer edimi hücum. Hücum hattına transfer istiyor. Bak forvet demiyorum. Santrafor bölgesi demiyorum. Hücum hattına çünkü bu net bir bilgidir. Jesus'un verdiği raporlardan en önemli kısmı Fenerbahçe'nin forvetlerini besleyemedi. Bu çok net. Yani besleyemiyor Fenerbahçe forvetini. Bunu söylüyor. Aslında yıllarca sen de programında buna hep dem vuruyordun ama bugün seni anlayan bir hoca geldi. Çok oluyor arkadaşım. Biz söyleyince. Bugün seni anlayan bir hoca geldi. Gece rahat uyuyabilirsin dedi. Evet. Bunu çözmeye çalışıyor. Umarım da
çözebilir ki, hedefleri bu. Ama şuna üzülüyorum. Bruno Henrique çok net hedefiydi. Olmaması kötü oldu. Bakalım alternatifler kim olacak? Biz de göreceğiz. Bazı futbolcu isimleri var. Yerli de var sağ bek için. Ama onu bence bir sonraki yayına bırakalım ki biraz daha üstüne şey yapıp daha onaylı verelim yani. O zaman teşekkür ediyorum. Seni yolcu ediyorum yavaştan. Kendine çok iyi bak. Rica ederim. Bir sonraki bölümde tekrar bu iş burada bitmedi. Sağ bek alacağım senden. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkese selamlar. Görüşürüz. Ve Hasan Can'ı uğurladık. Sıradaki konuğumuz Hasan Hocam. Hasan Tuncel yayında. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar Ersin kardeşim. Çok teşekkürler. Twitter adresinizi de verdim şimdiden. Hasan Hocam'ı takip edin ve onu darlayın Twitter'dan, DM'lerden. Çok DM geliyordur. Çünkü transfere öyle bir hızlı girdi ki Trabzon. Yani Kasımpaşa'yı aldı Trabzon şu an. Muleka'yı da alacak mı hocam? Alacak mı değil mi? Muleka şu an Trabzonspor gündeminde yok ama Kasımpaşa'daki Trabzonspor'un aldığı oyunculara baktığın zaman hepsi kaliteli ve geleceğe evet. Parlak isimler. Bunlar zaten geçtiğimiz yılda kendilerini çok güzel bir şekilde göstermişlerdi. Belki Kasımpaşa'dan başka isimler Trabzonspor gündeminde olmaya devam edebilir. Arası kötüydü Trabzonspor'un Kasımpaşa'yla. Arayı düzeltti ve transferleri de orada yapmaya başladı şu anda. Zaten aslında bizim için şaşırtıcı değil bu durum. Çünkü Trabzonspor geçtiğimiz sene şampiyonluğun temellerini atarken transferlerinin %80'ini, %90'ını Riva'da düzenlediği kampa yetiştirmişti. Yani buna bir iki transfer hariç bütün transferler kampta yerini almıştı. Yine Trabzonspor başarıyı yakaladığı o sistemi devam ettirmek istiyor. Tabii ülke futbolunda biraz karışıklıklar vardı. Onlar da netleşti. Artık tek sorun maalesef ki ülkemizdeki euro döviz kurunun sorunu. Onu da çözmeye çalışıyorlar. Biraz da maaşlar da yükseldi tabii ki. Bonservisler de yükseldi. Bakıldığında bu dört transferde Trabzonspor adına bence ihtiyaçlı. Norm Densville'i de katıyorum ona. Geçtiğimiz sene Densville önemli bir performans ortaya koymuştu. Trabzonspor'un jokeri olmuştu. Bakıldığında kariyerine bakıldığında Türkiye bilmiyorum ama Trabzonspor'un Trabzonspor'daki en çok kupa kazanan oyuncu. Tabii. 11-12 yakın kupası var. Belki Türkiye'de de ilk ikiye girer. Yani bu kadar kupa sayısı. Gitti her takımda şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor'da da yaşayarak buna da bir tane ekledi. Trabzonspor uzun süredir görüşüyordu. Abdullah Avcı zaten onun transferini istemişti. Eren Elmalı şu an zaten ligde alınabilecek tek sol bekti. Trabzonspor'un da o 8+3'te o kadroyu kurabilme açısından elinde bulunduğu yabancılar da göz önüne aldığın zaman sol beki yerli yapmak gerekiyordu Trabzonspor'da. Bunun için de en önemli oyuncu kim? Eren Elmalı şu an Türkiye'de alınabilecek tek sol bek. Bilmiyorum başka şu an aklıma da gelmiyor orayı. Yıllar boyu götürebilecek Trabzonspor'u idare edebilecek bir tek Eren vardı. Onu da aldı Trabzonspor. Bir bonservis bedeli verdi. Tabii bu bir geleceğe yatırıp Doğucan bu sene önemli bir performans gösterdi. 30'a yakın maçı var. O da scout ekibini de takip etti. Sezon başından beri raporlar tuttuğu bir oyuncu. Ona da 1 milyon 200 milyon bonservis vererek kadrosuna kattı. Larsen zaten serbest bir oyuncuydu. Onun bir transferini bize Cornelius halletti diyelim. Aracı oldu mu hocam? Aracı oldu. Aramıştır ya. Beraber aynı takımdaydılar zaten. Danimarka milli takım kampındaydılar. Orada Trabzon'u ona anlattı. O da gayet mutlu, memnun kaldı. Zaten onu Trabzonspor, belki başka sağ bek hedefleri de vardı Trabzonspor'un ama Larsen daha kolay bir transferdi onlara göre. Larsen de bu işi tamamladı Trabzonspor. Şimdi önünde farklı farklı hedefler var. İstersen sen sor ben anlatayım. Ya da ben direkt devam edeyim. Hocam, mesela Abdullah Avcı 2 senedir bence başarısının sırrı kadroyu erken kurması. Geçen sene çok erken kurdu. Trabzon hazırdı. Çok hazır girdi lige. Ve bunun da sonuçlarını aldı. Bu sezon yine kadroyu çok erkenden kurmaya çalışan Trabzonspor var. Abdullah Avcı bu anlamda ligin şifresini buna dayadı diyebilir miyiz? Tabii. Türkiye'de genelde transferler nasıl oluyor? Son dakikalara bırakılıyor. Takım piyasada belli. Kim kaldıysa. Kim kaldıysa onlar anlıyor. Bir önceden plansızlıktan takımlar hareket alanında çok zorluklar yaşıyorduk ve garip menajer transferleri oluyordu uçuk ücretlerle. Trabzonspor evet. Bunların dışına çıkmayı tercih etti. Böyle bir yol izledi. Şu anda da bir tane haber geldi. Birazdan bunu size vereceğim. Aa. mesela Chet Trezeguet diye yıkılıyor şu an. Trezeguet ismi şu an
Beşiktaş'la geçti. Bir ara Fenerbahçe'yle geçti. Trabzon'la geçiyor şimdi. Ya Trezeguet sanki Türkiye sınırları içinde kalmak istiyor gibi anlıyorum. Yani hiçbir Premier Lig'e dönmek istemiyor gibi. Ya Abdullah Avcı da Trezeguet'i istiyor. Şu an Trabzonspor'un zaten biraz önce de bahsettik. Bir stoper ihtiyacı var. Sağ stoper ihtiyacı var. Bir sol açık ihtiyacı var. Bunları da tamamladıktan sonra tamamen artık o ekstrem transferlere dönecek. Gidenlerin yerleri dolmaya başlayacak. Bu ikisi için de önemli isimler var. Trezeguet ile Trabzonspor bir aydır görüşüyor. Bir temas var. Aston Villa 3,5 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapıldı. Çok ciddi bir rakam. Trezeguet için bu rakamı şu anda ödeyebilecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu dünyadan da hesaba katarak söylüyorum. Şu an Trabzonspor'da verilebilecek en maksimum teklifi Trezeguet için Aston Villa'ya sundu. Aston Villa'da oyuncuyla görüşebilirsiniz dedi. Trabzonspor'da şöyle bir durum var. Hani maddi dengelerde Trabzonspor geçtiğimiz yıldan beri, hatta 3 yıldan beri uyguladığı bir fiyat politikası var. 1,5 milyon euro. Bu bandı kim gelirse gelsin, Marekam Şik de buna dahil, ayrılan Bakeme de dahil, bu bandı aşmıyor Trabzonspor. Trezeguet'e de 1,5 milyon euro teklif edildi. Ama burada şöyle bir şey var. Trezeguet oradan 2,2 kazanıyor. Trabzonspor geri kalan 700'ü de garanti bonuslarla oyuncuya takviyeli hal edecek. Güzel aslında. Yapacak. Yarın Ahmet Ağoğlu'yla, Başkan Ahmet Ağoğlu'yla oyuncunun menajerinin bir görüşmesi planlanıyor. Bu transfer 1-2 gün daha uzar gibi görünüyor ama çözülmeyecek gibi de durmuyor. Menajeriyle de bir temas kurduk. O da Orta Doğu'lardan teklifler olduğunu söyledi. Henüz karar vermediklerini söyledi ama buraya geldi. Buradan dönüşü biraz zor gibi olur bence. Çünkü Abdullah Avcı'nın da çok istediği bir oyuncu Trezeguet. Bakalım da Bakeme'nin ayrılışıyla birlikte orada da bir boşluk oluşuyor. Trezeguet'in pek tabii burayı çok rahat bir şekilde doldurabilir. Yönetim de buna inanıyor. Teknik heyet de buna inanıyor. Diyeyim, ki bu zaten konuda böyle bağlayalım. Abdullah Avcı garanti isimlere yönelmeyi seviyor. Vizca da böyle bir isimdi. Vizca'yı alıyorsanız size katkı verecek çok açık. Çok belli bizim ligde. Trezeguet de aynı mantık aslında. Trezeguet'i alıyorsanız size belli bir seviyenin üstünde katkı vereceği çok açık. Biraz sıkıştırmaya başlıyorum hocam izninizle. Bakasetas gidiyor mu hocam? Bakasetas'ta şöyle bir durum var. Son oynanan Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Kupası elemeleri gösterdi. Performansta büyük sükse yaptı. 3 maçta 3 gol attı. Bu attığı gollerin hiçbiri de basit değil, güzel goller attı. Ve piyasası bir anda açıldı. Özellikle İtalya piyasasına Fiorentina'nın bilgisi olduğu kulağımıza geliyor. Ama Trabzonspor'un onun için koyduğu, sözleşmesine koyduğu bir serbest kalır maddesi var. 12 milyon euro civarlarında. Bu rakamı verebilene vermek istiyor tabii Trabzonspor ama kulağımıza gelen rakamlar ilk başlarda 7-8 milyon eurolar civarında ama herhangi bir şekilde gelmiş bir resmi teklif yok Bakasetas'a. Ama dönem daha yeni başladı, hatta açılmadı bile. Ben geleceğini düşünüyorum Bakasetas'a. Avrupa'da da çok iyi bir piyasası var. İyi de sükse yaptı bu sene. Tabii Trabzonspor'da Abdullah Avcı... Gelenlere geleyim ondan sonra. Evet hocam. Abdullah Avcı onu tutmak istiyor. Onu söyleyeyim. Bakasetas da sanki Trabzon'da mutlu gibi. O son Siopis'teki görüntüleri falan. Ya takımda mutlu olduğunu hissettiriyor aslında Bakasetas. Burada kalmak istiyor Bakasetas. Ailesi güzel bir yaşam kurdular burada. Dostu Siopis de burada. Çok güzel ortamlar var. Şehirde yaşamaktan memnun. Ortamdan memnun. Daha fazla forma şansı bulup daha iyi skorlar elde etmek istiyor. Buradan da belki de önümüzdeki sene daha yüksek takımlardan teklif bekliyor. Trabzon'da mutlu olduğunu söyleyeyim ama onun için teklifler gelecektir. Bu da kafaları biraz karıştıracaktır zamanla. Hocam son dakikanız Can Bozdoğan olabilir mi? Yok. Trabzonspor'da Can Bozdoğan da istemişti Trabzonspor. Oyuncu Avrupa'da kalma tercihi vardı Can Bozdoğan'ın. Bundan yaklaşık bir ay önce falan o tercih değişti mi bilmiyorum ama sanırım Beşiktaş'ın teklifinde bunu söyleyerek reddetmişti. İlgilendiği bir oyuncu Trabzonspor'un ama oraya bir transfer yaptı. Doğucan Aspolat transfer yaptı. Merkez ortasında Trabzonspor'un bir kalabalığı söz konusu. Orada Dorukhan'ı da kullanabilir bu sene. Can Bozdoğan yani olmaz demiyorum. Trabzonspor'un teklif yaptığı, istediği bir isim. Benim son dakikam Trabzonspor, Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan'a talip. Nurullah iyi kaleci. Nurullah Aslan'a talip oldu. Kadrosuna katmayı düşünüyor onu. Menajeriyle de ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor'da
Bu hafta önemli kararlar alındı. 12 oyuncuyla yollar ayrılacak. Bazılarıyla kiralık, bazıları da mallık olarak bonservisiyle birlikte verilecek. Bu isimler arasında Erce kardeşler var. Erce kardeşlerin de Süper Lig'de çok talibi var. Arda Adam var. Bu ikinci ve üçüncü kaleci bunlar Trabzonspor'da. Bunun burada bir boşluk oluşuyor. Muhammed Dağtepe şu an ikinci kaleci konumuna yükseldi. Trabzonspor buraya bir kaleci takviyesi daha yapmak istiyor. Bunun için de düşünülen isim Nurullah Aslan. Tarık Çetin de Trabzonspor gündeminde ama Nurullah'la bir görüşme olmuş. Öyle bir bilgi aldım. Tabii Erce kardeşlerin nereye gideceği de bir muamma. Trabzonspor kulübü Erce kardeşler için kiralansın dedi. Hiçbir şekilde onu satmak da istemiyor. Kaldı da önümüzdeki senede düşünüyor diye şeklinde yorumlanabilir bu. Erce kiralanırsa Uğurcan'ın hiç gitme ihtimali var mı? Uğurcan ayrılır mı şu an Trabzonspor'dan? Olmaz mı? Yani olmaz mı? Uğurcan Çakır için Trabzonspor ciddi bir teklif bekliyor. Hatta bu tekliflerin 15 milyon euro seviyelerinde olmasını bekliyor. Trabzonspor kulübü geçtiğimiz sene 12 milyon euro civarında almıştı. Yine o tekliflerden aşağısını kabul etmez Trabzonspor. Özellikle İngiltere piyasasına orada bir kaleci sirkülasyonu oluyor sezonların genelde başlarına doğru. Orada boşluklar oluşuyor. Orada Uğurcan düşüncesi de İngiltere'ye gidebilmek. Orada kendisi futbola yaşarsa Leeds United haberleri görüyorum sürekli sosyal medyada. Ya Leeds United Türkiye'den transfer yapmıyor diye biliyorum ben. Galatasaray'la yaşadığı bir problem vardı yıllar önce. Türk oyuncuları kadrolarını almıyorlar ama satıyorlar galiba. Öyle bir şey var onlarda. Belki yeni çıkan takımlar Fulham ilgisi vardı bir ara. Fulham'ın Uğurcan Çakır'a. Newcastle'ın ilgisi vardı. Burada tabii kaleci değişimleri başlayacak. Bir süreç olacak. Benfica'nın ismi çok kulağımıza geliyor gidiyor. Onlar da iyi kaleci yetiştiren bir kulüp. Yetiştirip dünya piyasasına satan bir kulüp. Orada Uğurcan Çakır için yolladık ama şu an itibariyle çok ciddi bir şey yok Uğurcan Çakır için. Biraz önceki şeyde tamam mı? Erce kardeşler için de Ankara Gücü devrede. Konyaspor devrede. Onun da ismi kulağıma geldi. Onlar da sanırım bir kaleci değişikliği yapacak. Kaleci arıyor Konyaspor'da. Erce kardeşlerin zaman ihtimalim var ya. Seyit iyi kaleci orada. Ya Seyit'in arkasına gidip yedek kalmasını istemem. Ankara Gücü belki satarlar belli olmaz. Acaba öyle bir şey mi var? Chat beni ciddi anlamda şu an baskı yapıyor. Marlon'u sormam için. Evet. Trabzonspor bir numaralı hedefi Marlon Santos. Yaklaşık bir ay aşkın, 40 günlük bir süre sayabilirim ben Marlon için. Shakhtar'da oynuyor. Ve iki defa 12 milyon euroluk transfer yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli Trabzonspor'un önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını düşünürsek burada Vitor Hugo'nun partneri olabilecek çok önemli bir oyuncu. Trabzonspor 3 defa resmi teklif yolladı Shakhtar'a. Rakamın 3,5 milyon seviyelerini geçtiğini duydum. Hatta sonraki satışta %20'yi düşünüyor Trabzonspor. Kulağıma gelen bilgilerde Shakhtar'ın 8 milyon eurolara ikna olacağı yönünde. Trabzonspor teklifini biraz daha arttırırsa, 4-5'lere yavaşırsa bu iş tatlıya bağlanır gibi geliyor. Şu an çünkü Trabzonspor kulübü teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bir numaralı hedefi. Marlon'u istiyor net bir şekilde. Marlon da şöyle kiralanmak istemiyor. Şimdi orada bir savaş var Ukrayna'da. Biliyorsunuz siz de dünya hakim buna. Orada devam etmek istemiyor. Bu net bir şekilde ortada. Kariyerini daha farklı ülkelerde devam ediyor, istiyor. Aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu Sampdoria'lar olsun. Sürüyle takım kiralık olarak teklif yaptı bunu ama oyuncu kiralık teklifleri çok fazla sıcak bakmıyor. Kariyerini daha üst seviyelerde devam ettirmek istiyor. Bonservisli olarak transfer olmak istiyor. Şimdi Trabzonspor'da Marlon'dan artık büyük oranda zaten Marlon'la bir sorun yok. Marlon'la yapılan görüşmelerde oyuncu Trabzon'a gelmeyi kabul ediyor. Ama burada kulübünün 12 milyon euroya transfer ettiği için oyuncuyu biraz bonservis beklentisi var haliyle. FIFA'nın da verdiği bir izin var oyunculara. Oyuncu bunu da kullanarak bir görüşme yapmasını bekliyoruz biz Shakhtar'la. Belki onun yapacağı görüşmeler sonrasında bu iş için daha net cümleler kurabiliriz. Çünkü
benim görüştüğüm tüm kanallar Marlon'un bir numara olduğunu söylüyor. Onun transferini bitirmek istediğini söylüyorlar. Trabzonspor araya farklı aracılar da koyup biraz daha işin tatlıya bağlanması için mücadele veriyor. Ama bu transfer için bence Trabzonspor taraftarı acele etmesin. Bir haftası, iki haftası olabilir. Çünkü çok yüksek maliyetli bir transfer olacak gibi duruyor bu. Dediğim gibi oyuncu tarafında bir sorun gözükmüyor şu an gelen bilgilerde. Ancak kulübünün o bonserviste yüksek maliyetlerde durmasından dolayı Trabzonspor biraz zorlanıyor. Bunu da şöyle çözecek Trabzonspor anladığım kadarıyla. Sonraki satışına, çünkü oyuncunun yaşı genç, 26 yaşlarında. Sonraki satışına bir %20, %30 gibi bir madde koydurup atıyorum 4 verdin, sonraki satışına da 3 kazanırsın hesabı yapıp 7-8'e tamamlayıp bu işi tatlıya bağlamak istiyor Trabzonspor. Bakalım gelecekte Marlon'la ilgili neler olacak? Yine yayınlarda önümüzdeki bölümlerde konu olacak gibi Marlon işi. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum hocam. Görüşmek size. Sağ olun. Hocam. Hocamı yayından alıyoruz. Ve konuklarımızı burada bitiriyoruz. Bunlar bizim programımız değil. Sizlerin programı. Sizlerin sorularınızla cevap bulmaya çalıştığımız, sizlerin hangi isimleri konuk etmemizi isterseniz bize yazıp onları konuk ettiğimiz bir program. Program sizlerin. Ben sadece ilk bölümü kapatıyorum. Önümüzdeki bölüm kendinize önümüzdeki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Ben kaçayım. Artık iyi geceler dileyim sizlere. Chat, görüşmek üzere. Hoşçakalın.